Yok düzelteceğiz onu da kapatmasın diye. Biraz geri durabiliriz ya. Başkan geldi. Tamam biz de bir geri çıkalım bir yardım beyler. Tamam çıkalım. Hadi. Biraz geri çıkalım. Gelsin. Halide Edip adı var mı? Halide 15'i diye geçiyor. Bu yazar, Kültür Savaşı'nda bulunmuş bir sorun. Birinci Dünya Savaşı'nda kendisine hasta adam denilerek biçilmiş kefeni yırtarak milli mücadele ile birlikte yeni bir destan yazan aziz milletimizin hatırasına bugün dünyada ilk defa yapılan su altında milli mücadelenin kahramanları kadınlarımızı konu edinen bir resim sergisiyle Cumhuriyet etkinliklerimizi sürdürüyoruz. Gerek cephede olsun, gerek cephe gerisinde mermi taşıyarak yaralı askerlerimize yardım ederek, onlara erzak hazırlayarak, mermi taşıyarak, geceleri sevkiyatta bulunarak savaşın bütün kademelerinde yer alan kadınlarımızı bu sergide, bu Cumhuriyet Bayramı'nda onları hatırlamak istedik. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in de dediği gibi geçmişini hatırlamayanlar geleceğini iyi bir şekilde kuruyamazlar. Bizler de bu minvalde hem Cumhuriyet döneminde milli mücadelemizde önemli bir aktör olan, kahramanlık sergileyen kadınlarımızı hatırlamak hem de günümüzde kadına şiddete dönük de bir farkındalık oluşturmak adına böyle bir sergiyi planladık. Bu anlamda bizlere Yiğitler Meslek Okulu öğretmenimiz Nilgün Turşucular hocamıza ve arkadaşlarına teşekkür ediyoruz, öğrencilerine teşekkür ediyoruz. Bugün burada su altında 16 fotoğraf sergimizle beraber Cumhuriyetimizin kahramanı kadınlarımızı, Şerife Bacı'yı, Nene Hatun'u, Çete Emir Ayşe'yi, Halide Onbaşı'yı ve daha nicelerini burada sizlerle paylaşmak istedik. Bu vesileyle Cumhuriyet Bayramımızı tekrardan tebrik ediyorum. Barış Pınarı Harekatı'ndaki şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor. Kahramanlarımızın da ayaklarına taş değmeden ülkemize
muzaffer bir şekilde dönmelerini temenni ediyorum. Çalışmaları çok güzel yaptık onunla eşliğinde. Bayağı bir yorucu bir süreçti bizim için. Ama emeğimize değdiğini düşünüyorum. Günün ve anlam ve önemi olarak da Cumhuriyetimizin kadınları temsil etmek amacıyla böyle bir çalışmayı gerçekleştirdik. Aynı zamanda günümüzde şu anda kadına uygulanan şiddete de bir dikkat çekmek istedik bu yaptığımız çalışmalarla. Bundan sonrasında da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Her zaman için kadınlarımızın arkasındayız.